barınma problemi var. Hani tek tek evlerimizi açsak olmayacak bu iş. Devletin görevi. Bu öğrencilere kalacak yer bulunmuş olması gerekiyordu bu zamana kadar. Yoksa evini açmak isteyen çok. Belediyeler de ellerinden geleni yapıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1000'in üzerinde öğrenciyi belediyenin kiraladığı yurtlarda ve otellerde ağırlamaya hazırız dedi. Hatta yerleştirmeye başladı öğrencileri. Mersin Yenişehir Belediyesi 400 öğrenciyi bir yıl boyunca misafir edecek. Pir Sultan Abdal Derneği ülkedeki bütün cem evlerinin koşulsuz şartsız kapılarının tüm üniversite öğrencilerine açık olduğunu açıkladı. Ki çok önemli destekler bunlar. Bu destekler çok önemli. Gönülden gelen destekler. Ama meselenin çözümüne dair adım atması gerekenler meseleyi kabullenmiyorlar. Öğrencilerin sorunlarına seyirci kalmadılar. Yurtsuzlar için harekete geçtiler. İlk adım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Belediyeye geçici konaklama için 1000'in üzerinde başvurunun yapıldığını söyledi Yavaş. Bu öğrencileri şefkat evlerine, kiraladıkları yurt ve otellere yerleştirmeye başladıklarını açıkladı. Yavaş, sizler hür fikirlerinize geleceği inşa ederken daima yanınızda olacağım ifadesini kullandı. Ne kazandık? Acil Yardım Mersin Üniversitesi. Öğrencilere bir başka destek Mersin Yenişehir Belediyesi'nden. Belediyeye ait bu bina bir yıl boyunca 400 üniversite öğrencisini misafir edecek. Tesis aslında başka bir amaçla yapılmıştı ama Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit yurt sorunu ortaya çıkınca binada öğrencileri misafir etme kararı aldı. Aradım 1400 yaptı. Maaşımız zaten belli, bir memur maaşıyız. Yani çocuğa 2 milyon, 2,5 milyon sadece bir yurt parası vermek. Nasıl geçinilir, nasıl edilir düşünüyoruz. Sahile indik. Sahilde yatmak zorunda kaldık. Dışarıda kaldık. Dünden beri buradayız. Ev arıyoruz. Ev kiraları çok miktarlarda söylüyorlar. Burada biraz bir hafta da olsa gelen gelmeyen elimizden geleni yapacağız. Başkanım. Şey yapın. Tamam. Tamamdır. Ve bir haftaya da yetişiyor diyoruz diğer taraf. İzmir Büyükşehir Belediyesi de Buca ve Bornova'da 2 yurt kiraladı. Özel yurtlarla görüşmeler devam ediyor. Haberi Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer duyurdu. Soyer, ülkenin geleceğini sokakta sahipsiz bırakmayacağız dedi. Sadece belediyeler değil, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği de cem evlerini yurtsuz öğrencilere açtı. Genel merkezden yapılan açıklamada dili, dini, ırkı ne olursa olsun tüm öğrencilere koşulsuz şartsız kapılarımızı açıyoruz denildi. Sosyal medya kullanıcısı pek çok kişi de barınamayan öğrencileri evlerine davet etti. Kiraları çok miktarlarda söylüyorlar ve öğrencilere vermiyorlar. Bir öğretmen, Metin öğretmen hayatını ortaya koydu ve bize çok şey anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem başbakandı. Hopa'ya ziyarete gittiğinde bu ziyareti protesto etmek için sokağa çıkanlardan biriydi. Polis çok sert müdahale etti. İlk kez Türkiye biber gazına limonun iyi geldiğini onun elindeki limonla anlamıştı. Türkiye gezi olaylarıyla tanışmak üzereydi gezi direnişiyle. Metin Lokumcu hayatını kaybetti o polis müdahalesinde. Davası görülmeye devam ediliyor. Önemli bir gelişme var. Aradan 10 yıl geçmiş. 10 yıl sonra olması gereken oldu. Dosya nihayet Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Asliye Ceza Mahkemesi'nden alındı, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Karşı itirazlar reddedildi. Metin Lokumcu davası bundan sonra Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşma tarihi ne olur bilmiyorum ama 10 küsür zaman, belki 11 yıla yakın bir zaman sonrasında ilk kez Metin Lokumcu'nun yakınları, ailesi, dostları, arkadaşları ve bu davayı takip edenler sanıkları görecek, gözlerinin içine bakabilecek. Tarih 31 Mayıs 2011. Artvin'in Hopa ilçesinde dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın seçim mitingi öncesinde protestolar yaşandı. O protestoların simge isimlerinden biriydi Metin Lokumcu. Polisin kullandığı biber gazı sonucu hayatını kaybetti. 13 polisin yargılandığı dava tam 10 yıl sonra başladı. Hopa Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecekti ama mahkeme dosyadan el çekti. Dava Trabzon'a taşındı. Yine Asliye Ceza Mahkemesi'ne. Aile de avukatlar da kabul etmedi bu durumu. İtirazlar yükseldi. Metin Lokumcu bu gazların nasıl kullanılacağını bildiği halde bunu önemsemeden ne olursa olsun
diyerek kullanan, bilerek ve isteyerek kullanan polislerin eylemleri sonucunda hayatını kaybetti. Bu nedenle de hem yargılamanın kasten öldürme nedeniyle yapılması gerekirdi, hem de kasten öldürme suçunu ağır ceza mahkemesi değerlendirebileceği için ağır cezaya gönderilmesi gerekirdi. Ağır ceza mahkemesinde görülmesine karşı itirazlar yapıldı bu kez. O itirazları mahkeme kabul etmedi. Davanın bundan sonra Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verildi. Sadece mahkemenin isminin değişmesi anlamına gelmiyor. Sanıkların yargılandığı suçun vasfının değişmesi anlamına geliyor ki bizim davamız açısından bu önemli bir evre demek elbette. Bu kararla dokumcunun yakınları yeniden ifade verecek. Tanıklar tekrar dinlenecek. Mahkemeye getirilmeyen sanıklar artık duruşmaya çağrılacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'ye gidiyor. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığından bahsediliyor. Yarın gözler Rize'de olacak. Milli Eğitim Bakanı, yeni Milli Eğitim Bakanı henüz yemin etmedi. Mecliste yemin etmesi bekleniyor. Meclis Başkanı söyledi. Meclisin ilk gündem maddelerinden biri olacak. Yeni yasama yılı başlar başlamaz Milli Eğitim Bakanı kürsüye çıkıp yemin edecek. Şu anda yemin etmemiş bir Milli Eğitim Bakanımız var. Şu dakikalarda da Ankara'da Bilim Kurulu toplantısı devam ediyor. Tavsiye kararı ne olacak? Okullarla ilgili ne tavsiye edecek Bilim Kurulu bilmiyorum ama okullarda durum kötü. Karantina altına alınan sınıfların sayısı artmakta, hızla artmakta. Dün açıklanan tabloda bir günde 260 kişiyi daha koronavirüsten yitirdiğimiz söyleniyordu. Günlük vaka sayısı 30 bine geldi, dayandı. Hadi gelin biraz koronavirüs konuşalım. Vaka sayılarında 20 bin kritik eşik kabul ediliyor. Son açıklanan tablolarda vaka sayısı 29.338 ile 30 bine dayandı. Can kaybı 250'yi aşıyor. Özellikle bu dönemde açılan hastalık... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskenizi takın, aşılarınızı mutlaka yaptırın, sosyal ortamlarda çok dikkatli olun dedi. İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı %50'nin, 18 yaş ve üzeri nüfustaki oranı ise %68'in üstüne çıktı. İki doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller Bingöl, Ağrı, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa. Türk Tabipleri Birliği bir rapor yayımladı. Çocuklarda COVID-19 neden aşı yapılmalı konulu. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı anlattı. Fincancı aşı koruyor dedi. Okulların açılmasıyla birlikte özellikle ergenlik döneminde hareketliliğin artışıyla beraber hem kendi aralarında hem de toplumda bulaştırıcı durumdalar. O yüzden aşılama çok büyük önem taşıyor. Ve bugün yapılan çalışmalar gösteriyor ki 12 yaş üzerinde aşılamanın %100 koruyuculuğu olduğu özellikle pek çok çalışmada belirtilmiş durumda. Fincancı 12 yaş üstünün hızla aşılanması gerektiğini söyledi. 12 yaş üstünün aşılanmasına mutlaka ağırlık verilmeli. Bu hem kendileri açısından hastalık geçirdiklerinde bu hastalığın hafif geçmesi açısından hem de bulaştırıcı olmaları söz konusu olacağından toplumda da yayılımı arttırmaları riskini göz önünde bulundurularak atılması gereken adımlardan birisi. Bu nedenle biz Türk Tabipleri Birliği olarak 12 yaş üstünün hızla aşılanmasının önemli olduğunu, bu aşılanmanın okullarda gerçekleştirilmesini mümkün olabileceğini bir kez daha hatırlatmış olalım. Ya aşk olsun, bir izleyicimiz diyor ki bu da tatlı bir rekabet aslında. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere geçici de olsa bir çözüm sunduğunu anlattınız da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurt açmış olduğunu niye söylemiyorsunuz diyor. Söyledik, kaç gün daha haber yapacağız. Yetmez ama çok güzel bir adım dedik. Yıllar sonra nihayet dedik, anlattık efendim, anlattık. Sizin gibi güzel eleştiri yapanlara yanıtım var da aşı karşıtlarına söyleyecek tek bir kelimem dahi yok. Haberleri verir geçerim. Bakın haber çok önemli. Ankara Şehir Hastanesi'nde 33 korona hastası, koronavirüs hastası yatıyor. 33'ü de hamile. 32'si aşısız. Onun haberi.
Bu sene özellikle virüsün mutasyona uğramasıyla birlikte delta varyantının gebelerde bir miktar daha ağır bir tablo çizdiğini, özellikle akciğer tutulumunun arttığını, pnömoni dediğimiz zatüreye neden olduğunu ve yoğun bakıma yatışlarda 4-5 kat arttığını hem bizim kendi çalışmalarımız gösteriyor hem de dünya literatürü bize artık bu verileri bildiriyor. 33 koronavirüs hastası hamile kadın. Sadece biri aşılı. 32'si aşısız. Sadece bir tanesi 2 doz aşı olmuş. O da Sinovac aşısı. O da hafif geçiriyor zaten. Koronavirüs hamileler için büyük bir tehdit. Ankara'da 12'den fazla hamile kadın yaşamını yitirdi. Ankara Şehir Hastanesi'nde 33 koronavirüs hastası hamileden 32'si aşısız. 8'i yoğun bakımda yatıyor. 25'i ise serviste tedavi altında. Gebe servisimizde 25 anne adayımız yatıyor. Ve bunlardan sadece bir tanesi 2 doz aşı olmuş. O da Sinovac aşısı.